Ramazanlar kolay gelsin. Şu yarın da Nihat yazar. Ekibimiz var. Biz Mehmet için yapsınlar. Şu an şöyle etkilerden abi şişler gün. Şimdi bayram düğününü açıyor ama burada kapatıyor. Yok. Zaten kendi mi alıyor? Herkes kendi alıyor. Öyle olmuyor. Elgiden geliyoruz. Herkes kendi istediği kadar doyuruyor. Ama o kalabalıkta başka nasıl önüne geçeceksin o insanlara? Onu da geçemiyoruz. Bayramdan sonra camlarımız var. Sürgün hepsini takıyoruz. Bayramdan sonra camlar takılıyor. Biz olması gereken tavsiyenin temelinde süreriz. Yok bizi uyarın. Hataları biz düzeltelim o kabul. Düzeltmeyen kendini. Ben o kadar yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Benim elimin nereye temas ettiğini biliyor musunuz? Yok haklısın, ben senden daha görmem. Biz, ya, yok biz uyaralım ama bundan sonra siz de lütfen buna dikkat edin. Tamam. Kayıt belge numarası hepsi var. Paşa'da ilk defa kayıt numarası. Ya mecbur yazıyoruz. Her şeyi istiyorlar. Teyzemizi istiyor. Neyse doğru bir şey anlatayım. Mesele bu. Yok abi. Olmaz. Kalabalık da anlıyor. Bakınız siz eğer ben satayım müşteri olsa derseniz olmaz. Yok senin dediğin doğru. Millet bilinçlense ben de kurtarsam var ya. Hele paketi ürüne dönsek benim için satış daha kolay. Siz burada canı tutacağız mecbur siz vermek denetimlerden çok memnunuz. Hatalarımızı düzeltmemiz için memur arkadaşlar bize hatalarımızı gösteriyor, bizi uyarıyorlar. Biz de elimizden geldiği için hem kendi sağlığımız hem halk sağlığı için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gıda Yem Şube Müdürü Nihat Yazar, bilindiği üzere ülkemizde yaygın bir şekilde gıda sektörü var. Bu sektörden faydalanan neticede halk toplulukları var. Biz bu insanların gıda güvencesini sağlamak, sağlıklı bir gıda tüketmeleri için elimizden gelen çabayı gece gündüz demeden yerine getirmeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere Erzurum'umuzda yaygın bir gıda yelpazesi var. Ama amaç Sayın Bakanlığımızın, İl Müdürlüğümüzün talimatları bizim hassasiyetimizden insanlarımıza bu Ramazan ay münasebeti veya yaşayacağımız kısmet olursa Ramazan bayramı münasebetiyle tatlıcıların, şekercilerin yoğun bir talepleri üzerine denetimlerini sıklaştırdık. Senin yanında.
Sektörel abi. Biraz sektörel konuşacağız. Yok, duygusal olmayacak bu işte. Doğru konuşacağız. Senin riskinin ne olduğunu sen bilmiyorsun. Ha ben biliyorum. Ya ilaç yönetimler risklere göre. Yok okumuş derler şube müdürü. Riskin ne zaman geliyorsa denetim gelir ama bakanlığımızın biliyorsun 174 alugut hattı var, ihbar hattımız var. Şikayetleri oraya atlıyorsunuz, hemen oradaki operatör sizin kaydınızı alıyor. Biz o denetimi 15 gün içerisinde sonuçlandırıyoruz, bakanlığımıza bildiriyoruz. Yani bir denetimin 174 alugut hattı en büyük parçasıdır, bunu bilmesi lazım. Herkes de bu hattı kullanması lazım ama maalesef adam gelmiş fiyattan bir üründe sıkıntı çekmiş alugut hattına şikayet ediyor. Böyle